24 Aralık'ta neler bekliyor diyorsanız, aslında koçlar istedikleri imza yaptılar ama evle alakalı sorunları da çözdüler. İlişkiyle ilgili bir geçiş evresini de çözdüler ama sağlıkla ilgili yaşadığı bazı sıkıntılar onları çok yordu ve yorgunluktan dolayı da dinlenme evresine giriş yaptınız. Ama uzun süredir aşkla alakalı aşksız olan koç burçları için de 24 Aralık'tan sonra sürpriz, güzel, keyifli bir haftaya, güzel bir ilişkiye yelken açabilirsiniz. Ama açacaksınız demiyorum. Ama çocukla ilgili muradınız ve yurt dışı ile ilgili muradınız varsa bu Ocak ayı onları çözme, çocuğunuzla alakalı yurt dışı planınız neyse gerçekleştirecek koç burçları. Sağlık problemi olarak şu an için sadece çok yorulan vücudunuzun yıprandığını söyleyebilirim. İşinizle ilgili ufak bir değişim olacak ve bu değişim sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Ama en büyük sorun da bence dostlardan gelen sürpriz bir değişim, dostlardan gelecek yurt dışı seyahatiniz size hayırlı olacağını söyleyebilirim. 24 Aralık Boğa burcunu neler bekliyor diyorsanız, boğalarda da güzel iş temposu, yoğun bir süreç. Hatta bu yeni yıl hazırlıkları ve evrak, dosya, evrak, bir de geçmişe ait bazı borçlarınız var. Bunları da kapatmaya çalışıyorsunuz ama özel hayatınızla ilgili evliliğinizle giden bir süreçte ev değiştirmek ya da araç ya da mal değiştirme fikriniz var ama şu an buna gücünüz yok. Birkaç ay sonra bunu yaparsanız sağlıklı ve hayırlı olacağını söyleyebilirim. Sizde de diş eti iltihapları ya da ağız mantarı ya da ağızdan kaynaklanan sıkıntılar söz konusu olacak. Sağlığınıza dikkat edin. Kardeşlerle güzel vakit geçirmek, hafta sonu güzel bir plan ama en çok istediğiniz de sevgilinizle birlikte böyle bir dağda, şöminede kar yağdırmak istiyor olabilirsiniz. Böyle bir tatil planınız var. Bunun tadını çıkartacaksınız ama sürpriz farklı noktalardan da iş teklifi var. Bunu da değerlendirmenizi uygun görüyorum. Bir de ailede bazı evraklı dosyalı işleriniz var. Bunların hepsini de temizleyeceksiniz. 24 Aralık yay ayı. İkizler burcunu neler bekliyor diyorsanız, ikizler aslında çok yoğun işleri var. Güzel iki tane imza attılar, yerlerinde büyük bir başarı ve aydınlığa kavuştular ama ikizlerin de yöneticileriyle ilgili kaygı ve endişeleri çok ön planda olduğu için hep kendinizi hazırda tutuyorsunuz ve işinize zarar gelecekmiş gibi düşünüyorsunuz. Hayır, işinizde güzel bir yükseliş var ama uzun süredir iş bekleyen ikizler burcu için de aslında bu ay sonu, yani 24 Aralık'tan sonra güzel bir işin imzasını atacaksınız ve kalıcı bir iş söz konusu olacak. Sizin de eğitimle ilgili düşüneceğiniz ve yapmak istediğiniz eğitim kariyerinizle ilgili fikirleriniz var. Allah kısmet ederse Ocak sonrası bunları da aydınlığa geçireceksiniz. Ama ikizlerin aşk konusu nasıl gidiyor derseniz, bazı boşanacak ikizler var ama evlenmek isteyen ikizler burcu için de Ocak, Şubat evlilik kararını vermiş ve yollarını birleştirmiş oluyor. Sizde de sağlık olarak sırtınızda üşütme, böbrek ağrısı dediğimiz süreçlere dikkat etmeniz lazım. 24 Aralık ya yengeç burçlarını neler bekliyor diyorsanız, yengeçler de aslında evet geçen hafta sağlıktı, bilmem neydi, uyumak, yorgunluktu ama bu hafta yoğun bir tempo, yeni işlere ve azimli ve planlı ve programlı süreçlere imza attınız. O yüzden önünüzde 3 ay çok yoğun bir iş temposu var. Bunun keyfini çıkartma içerisindesiniz ve hatta yerinizde de başka bir gözünüz var, başka bir yere kayma gibi, bunu da başaracaksınız. Ocak, Şubat bu başarıyı elde edecek ama iş konusunda huzursuz olan bazı yengeçler için biraz daha dikkatli olursanız siz de basamakları yavaş yavaş geçeceksiniz. Ama işsiz olan yengeç burçları için Ocak 1, Ocak 4 arasında güzel bir iş süreci olacak, hayırlı. Aşk konusunda da aslında güzel giden, minnoş bir ilişkiniz var. Bununla evlilik düşünüyorsunuz ama ilişkisi olmayan yengeç burçları için de bir iki ay daha sabırlı olursanız doğru aşka yelken açacaksınız ve bu sizin evlilik yapacağınız ilişkiniz. Sizde de göz nezlesi, göz alerjisi ya da gözlerle alakalı yorgunluk olabilir, dikkat diyorum. 24 Aralık ya Aslan burcunu neler bekliyor diyorsanız, aslanlar keyifli, iyi haftaya giriş yaptılar. Devletle ilgili evraklarını güzel temizlediler ve tatilin ve kafanın enerjisine, hatta ufak bir yurt dışı planınız var ve bunu da yapacaksınız. Birkaç yurt dışı planınız var. Hem iş gereği hem keyif gereği iş yolculuklarınız var. Bu güzel olacak. Ama uzun süredir işleriyle alakalı başka aslan burçlarının yaşadığı sıkıntılar var. İşten kaynaklanan bazı kadınlardan sıkıntı yaşayan aslanlar için de 1,5 ay sabırlı olursanız
onlar değil de siz kalıcı, onlar gidici olacak, sabır edin diyorum. Aşk konusunda da evlilik yapmak isteyen aslan burçlarımız 1-2 aya doğru düzenlerini bulacak ama uzun süredir ilişki yaşamayan aslanlar da sanki 24 Aralık haftası onların doğru kalbe yelken açma, huzuru bulma. Sizde de aslında sağlık problemi sadece boğaz enfeksiyonlarınıza dikkat edin diyorum. Çok riskli bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. 24 Aralık Başak burçlarını neler bekliyor diyorsanız, Başaklar aslında bir noktada işte emeklilik hakkını kazanan bazı Başak burçları var. Bir de işe gerçekten ihtiyacı olan Başak burçları var. Bir noktada iş konusunda rahatlığa eren Başaklar ama iş konusunda da yeni iş başlangıcı olan Başaklar da sanki Mart'a kadar kendilerini ispatlayacaklar ve ondan sonra güzel paralara sahip olacaklar. Bir de eğitim ya da kariyer için yapmak istediğiniz bir master'ınız varsa Başaklar doğru karar ve doğru zamanı verdikten sonra bu master'ınızda ve dil eğitimi almak isteyen bazı Başaklarımız da var. Bunlar da güzel bir sürece erişecek. Ailevi sorunlar var Başaklar'da. Bu ara çok kapris ve çok üstüne gidiyor Başak. Başaklar zaten minnetkar hayata, Allah'a, Tanrı'ya olan aşkı çok büyük olduğu için Başak burçları, ona maneviyattan gitmeyin. Çünkü her konuda elinden geldiği kadar destek olmaya çalışıyor. Aşk var ama çocuk isteyen Başaklara da sürpriz bir değişim olacak. 24 Aralık Başak bu terazi burçlarına neler bekliyor diyorsanız, terazilerinde uzun süredir hedeflediği farklı şehirlerle ilgili yatırım niyeti var. Almak istediğiniz bazı noktalarda toprak ya da arazi gibi fikirleriniz var. Ben bunu 3 ay içerisinde gerçekleştireceksiniz. Ufak ufak para biriktirmeye başladım. İşiyle sorun yaşayan Başak burç, terazi burçları için de aslında sorun yok da kendi kendinize sorun yaratıyorsunuz. Bence işinize hakim olun ve işinizi kontrol ederseniz daha büyüme noktanız var. Bazı ortaklı işler yapmak isteyen terazi burçları için de Ocak 15 daha verimli ve daha aydınlık olacak. O yüzden panik yapmanızı istemiyorum. İlişki konusunda da evliliğiyle ilgili sorun yaşayan terazi burçlarında radikal bir boşanma ve herkes yönünü belirleyecek diyorum. Ama uzun süredir aşk yaşamak isteyen insanlar için de bir ay daha sabırlı olursanız doğru aşka yelken açacaksınız, doğru kaderinizde. Sağlık olarak da sizde boyun fıtığı ya da sırttan kaynaklanan ağrılarınız var, dikkat yok. 24 Aralık Akrep burcunu neler bekliyor diyorsanız, akreplerde de bir ev değiştireyim, kiraya çıkayım diyen, evini kiraya verip kiraya çıkmak isteyen bazı akrepler, bence oturun oturduğunuz yerde evinizde kalın. Çünkü şu an kira miralar hep hat safhada sıkıntılı ve ekonomi evde sizi çok fazla yorduğu için kaygılarınız var. Bence her şeyi çözeceksiniz ve özellikle güzel paraların akışına giriş yaptınız. Sağlıklı ve güzel planlar içerisinde olacağınız için işi dert etmeyin. Rabbim size bolluğu verecek. Özel hayat konusunda da hala eski ilişkinizle devam eden süreçler sizi kastı ama ne o sizi bırakıyor ne siz onu bırakıyorsunuz. Böyle kaosta gidiyor. Boşanmak isteyen akrep kuşları evliliğini kurtaracak ve uzun süredir çocuklarıyla ilgili sorun yaşayan, sağlık problemi yaşayan akreplerin hanesindeki sağlık problemi geride kalıyor. Daha huzurlu ve daha keyifli. Sadece evde halı ya da halıya ben battaniye gibi eksikliklerimiz var. Bunları alma gibi bir niyetimiz olabilir. 24 Aralık Yay burcunu neler bekliyor diyorsanız, hukuksal ve yasal mahkemesel problemler geride kaldı. Hatta ufak tefek miraslar geldi. Hatta kendinize küçük bir dükkan ya da ofis tarzı bir şey açmak isteyen yay burçları için doğru bir hafta. Bunun doğru altyapısını yaparsanız başa. Aynı sabit işinizle ilgili yükseliş istiyorsanız 2 ay sabırlı olun. 2 ay sonra yükselişiniz gerçekleşecek. İş konusunda da sorun yaşıyorsanız, eğer ki işsizseniz, iş evreniz Ocak sonu Şubat evresinde hayırlı bir şekilde aydınlığa kavuşacak. Aşk konusunda ben elimi neye atsam kuruyor Emineciğim diyen yay burçları için de doğru ve kalıcı insana merhaba diyeceksiniz ve göğüsler renkli olacak. Yani hayatınıza gelecek ve bu sizin ya da siz onun evlilik kararı verip yolunuzu birleştireceksiniz. Sizin de rahimsel bölgeniz ya da rahimle alakalı, prostatla ilgili olabilir, rahimle ilgili sıkıntılarınız olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Biraz sıkıntılı ve problemli olabilir diyorum. Oğlak burcu 24 Aralık neler bekliyor diyorsanız, oğlaklar aslında yorgun, tempolu, yoğun, daha yoğun, daha büyük paralara koşturma, o evrak, bu dosya, bu kağıt, bu koşturma, bu insanlar, sanki insan kaynaklarıyla alakalı çözmeniz gereken sorunlarınız var ve finans sektörüyle alakalı bazı gitmek, işe başlamak isteyen oğlak burçlar için doğru bir hafta ve güzel bir işe başlangıç olacak. İşinizi korumak isteyen oğlak burçlar için dilinizi tutun ve herkese böyle laf atıyorsunuz, bu laf atmaları
kenara bırakın ve işinize sahip olun. Çünkü işinizde gözü olan biri var. İşiniz ayağınızı kaydırabilir. Özel hayat konusunda da doğru insanınız var ve evlilik ve evle alakalı düzen, düzeltme dediğimiz bir süreç var. Hatta sizde de düşme, göze gelme, durup dururken ayağınız kayma gibi sıkıntılarınız olabilir. Bu haftalar dikkat edin çünkü çabuk nazara geliyorsunuz. Çabuk insanların enerjisini alıp kurşun döktürün kendi üzerinize, enerjiniz dağılsın. 24 Aralık ya kova burçlarını neler bekliyor diyorsanız, kovalar aslında stresli dönemi geride bıraktılar, maddi olarak rahatladılar ve işleriyle ilgili de rölantide gidiyor. Her şey gayet güzel. Bunlar da bir araçla ilgili ufak bir kaza atlattınız ya da atlatabilirsiniz, dikkat diyorum. Onların da anne ya da baba ile ilgili sağlık problemleri gündeminde olacak ve bunların tedavileriyle uğraşacaksınız. Bir şehirlerde gidip gelme işler ve yeni işler düşünceleriniz var. Bunlar sizin için hayırlı ve aydınlık. Aşk konusunda da aslında çok çok huzursuzsunuz ve bırakmak istiyorsunuz. Hem seviyorsunuz hem sorumlu kalmak istemiyorsunuz. Kova burcu, artık kendine gel. Ya sorumluluk al ya da sorumluluktan kaç. Çünkü çok istiyorsun, çok seviyorsun ama sorumluluğa gelince ben istemiyorum tribindesin. Ama böyle devam. O da evlilik istiyor, çocuk istiyor. O yüzden evliliğe sahip. İlişki konusunda da yenilik isteyen insanlar için de 15 gün sonra doğru insanı bulma. Daha keyifli bir ilişki. 24 Aralık balık burcunun neler bekliyor diyorsanız, minnoş hareket etmeye başladı. İşlerinde büyüme, rahatlığa erme, sağlığına kavuşma, huzursuz evreler geride kaldı. Aslında onlar için bu bereketli bir yeni yıl, bereketli bir şans kapısı. Onların hiç ummadığı ve hiç beklemediği noktalarda güzel evraklara, güzel paralara sahip olacak. Doğru yatırım yaptığınız sürece sizi Allah hiçbir zaman mağdur etmeyecek. Özel hayatınızla ilgili yaşadığınız insanla doğru ve mutlusunuz ama ufak tefek hani çocuksu tavırlarınız var. İlişki biraz daha olgunlaştırın. İlişkiye daha hakim olursanız ilişkiniz daha kaliteli olacağını düşünüyorum. Aşk konusunda şanssız olan balıklar, biraz daha şanssızlığınız devam etse de doğru insanı belki Şubat ayında doğru noktada bulacaksınız. Evliliğiyle sorun yaşayan balık burçları için de düzeltme, iyileştirme ve yeni bir ev alma gibi fikriniz var. Bu da hayırlı ve aydınlık olacak diyorum. Sağlık olarak da belki uyku problemi değil de çok fazla uyumaktan kaynaklanan, kendinizi yorganınızın altına atmaktan kaynaklanan yorgunluklarınız var. Bundan çıkın. 24 Aralık haftalık burcumuz da burada sona erdi. Hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.